eğim diyoruz. Şimdi önce bir doğrunun eğimi neymiş? Bir doğrunun x ekseninin pozitif yönde yaptığı pozitif açı doğrunun eğimi denir. Yani şu önce doğrunun eğimi denir. Biz eğimi şöyle tanımlayalım mı? Eğim bir doğrunun x ekseniyle pozitif yönde yaptığı açının tanjantına bir doğrunun x ekseniyle pozitif yönde yaptığı açının tanjantına bu doğrunun eğimi denir. Bu doğrunun eğimi denir. Şimdi ben birkaç tane grafik çizdim. Sizinle beraber önce bunları eğimlerini bulalım. Şimdi başlıyorum. Mesela bu doğru. Diyelim ki eğim açı, şu açı işte 30 derece. O zaman bu D1 doğrusu için N1 eşittir. Diyeceksin ki doğrunun x eksenine pozitif yönde yaptığı açı. Yani şu yöndeki açıdan bahsediyorum. Pozitif yön. Eğim eşittir. Diyeceğiz ki tanjant 30. Tanjant 30'u biliyoruz. 1 bölü kök 3. Bilmiyorsa öğreneceğiz. Ki öğrenmiştik, öyle hatırlıyorum. Mesela ikincisi, diyelim ki D2 doğrusu olsun. Burası 60 olsun. Eğim açısı doğrunun x ekseniyle pozitif yönde yaptığı açı. Yani bu açı olur. Bu açı kaç derece? 120 derece. O zaman N2 eşittir diyeceksin ki tanjant 120. Tanjant 120. Tanjant ikinci bölgede neydi? Eksiydi. 180'e tamamladı. Tanjant 60. O da eşittir. Eksi tanjant 60 da neye eşit? Kök 3'e. O zaman eksi kök 3 diyeceğiz. Zaten bak, açı birinci bölgede ise eğimi pozitif geliyor. Açı ikinci bölgede ise, yani geniş açı ise, eğimi negatif geliyor. Yine çizelim. Mesela şuradan da çizebilirim. Açı varsa tanjant diyeceğiz. Her zaman tanjant diyeceğiz de. Atıyorum, belki eksenleri kestiği noktayı vermiştir. Mesela burası 4. Burası eksi 3. Buna D3 doğrusu dedi. M3 istedi. Diyeceksin ki eğim açının x ekseniyle pozitif yönde yaptığı açının tanjantı. Yani şu açı alfa dersen eğim tanjant alfa. Peki ters açılardan burası da alfa dersin. Tanjant neydi? Karşı bölü komşuydu. Şurası kaç birim? 3 birim. Burası kaç birim? 4 birim. O zaman 3 bölü 4. Bu arada dar açı olduğu için ne yaptım? Pozitif aldım. Geçiyorum. Başka bir doğru çizelim. Mesela şöyle bir doğru çizelim. Burası eksi 2 olsun. Burayı da eksi 6'da kessin. Şimdi bu doğruya da ne diyeceğiz? D4 doğrusu. Şimdi eğim 4. Yani dördüncü doğru neydi? Şöyle. X ekseniyle pozitif yönde yaptığı açının tanjantı arkadaşlar. Bana şu açı lazım. Yani buraya alfa dersen tanjant alfa diyeceğim. Eşittir. Ama bu dik üçgenin içinde değil. Ne yapacağım? Şuradaki açıya beta diyeceğim. Şimdi bu arada alfa artı beta 180 derece. Biz bundan sonra şunu yapabiliriz. Alfa geniş açı olduğu için ben buna eksi tanjant beta diyebilirim. Bunu geniş açıların trigonometrik değerlerinde öğrenmiştik. Mesela şundan bahsediyorum. Tanjant 180 eksi alfa neye eşitti? Eksi tanjant alfa eşitti.
Burada 1180'e tamamlayan açılarda, yani bu şu demek. 1180'e tamamlayan açılarda tanjant birbirinin eksilisine eşittir. Yani mesela tanjant 120 yerine ne yazıyorum? Eksi tanjant 60 yazıyorum. Az önce yaptık zaten. Neredeydi? Bak şurada. Şimdi zaten geniş açı olduğu için eksi gelmesi lazım. Sadece şurası. Karşı bölü komşu. Karşısı kaç birim? 6 birim. Komşusu kaç birim? 2 birim. Bu zaman eksi 6 bölü 2'den eksi 3'tür diyeceğiz. Bir başka doğru şöyle olsun. Doğrumuz. Şimdi bu ne olsun? D5 doğrusu. Eğimi ne olur? Şimdi x ekseniyle yaptığı açı kaç derece? 0 değil mi? X ekseninin paralel olduğu için x ekseniyle yaptığı açı 0 olduğunu direkt tanjant 0 diyecek. Tanjant 0 nedir? 0'dır. X eksenine paralelse eğimi ne geldi? 0. Bir başka doğru mesela şöyle olsun. X ekseni dik olsun. D6 doğrusu olsun. Şimdi bu doğrunun eğimini bulmak için diyeceğim ki x ekseni yaptığı açın tanjantı. Tanjant 90. Ne? Tanımsız. Yani bu tarz sorular, bunlar yorum ile karşımıza gelecek. Bunları bilelim. Yani şunu bilmeniz gerekiyor. Açı birinci bölgede ise eğim pozitif. Açı ikinci bölgede ise eğim negatif. Açıyı biliyorsam tanjantıyla gideceğim. Eksenleri kestiği noktayı biliyorsam karşı bölü komşuyla gideceğim. Her durumda eğim doğrunun x ekseniyle pozitif yönde yaptığı açının tanjantına eşittir. Olay bu. Birinci durum ve ikinci durum. Şimdi F'ye geçelim. Mesela D1 doğrusunun x ekseniyle yaptığı açı alfa ise eğim açısı. Eğim açısı alfa M1'i sorarsa ne diyeceğiz? Tanjant alfa. Mesela M2'yi sorarsa bak D2 doğrusu nerede? Burada. Tanjant teta. Sadece geniş açıysa eksi olduğunu bilin. Dar açıysa artı. M3'ü 3 doğrusu hangisi? X eksenine paralel olan. Ne diyeceğiz? Tanjant 0 diyeceğiz. M4 yine x ekseniyle ne durumda? X eksenine dik herhalde. Belirtmiş ama. Belirtmiş olur. Tanjant 90. Bunlar eğimi bulmak için kullandığımız ifadeler. Zaten tanjant başka bir şey değil. O yüzden sizden ricam tanjantın değerlerini da ben bir kez daha sizinle paylaşayım. Size grafik çizmiştim ama şöyle. Şimdi dik üçgenimizi çizeceğiz. Herkes bu dik üçgeni biliyor zaten. İki tane dik üçgenimiz var. Açı olan değer bulduğum düşkünlerden. Şimdi 60 30 45 45 90 30-60-90 üçgeninde 30'un karşısı 1 90'ın 2 katı, 64, 90'ın gördüğüm kök 3 katı. Burada zaten 1, 1, kök 2. Şimdi tanjant 0. Bunu birim çember yoruluğunda biliyoruz. 0. Tanjant 30. Tanjant 30. Kaç bölü konusu? 1 bölü kök 3. Tanjant 60. Kök 3 bölü 1'den kök 3. Tanjant 45. 1. Şimdi bunları biliyoruz. Tanjant 90. Tanımsız. Bir de ikinci bölgede karşılık gelen açılarını söyleyelim. Mesela
Tanjant 30 eksi tanjant 150 eşit. Tanjant 60 eksi tanjant 120 eşit. Tanjant 45 eksi tanjant kaça eşit? 135'e eşit diyeceğiz. Şunları da bilirsek, geri kalan değerleri zaten yapabiliriz. Şunu istiyorum sizden. Tanjant alfa eşittir tanjant 180 eksi. O zaman şuraya eksi atacağım. Ya da tanjant alfa eşittir eksi tanjant 180 eksi a. Olay bu. Bunları birlikte şimdi göreceğiz. İlk soru. Şimdi D1 doğrusunun eğim açısı kaç derece? 90 derece. Değil mi? X eksenine dik olduğu için durur. D2 doğrusunun eğim açısı şu X ekseniyle yaptığı açı arkadaşlar. X eksenine yaptığı açı, yani şu açıdan bahsediyoruz. 180'e tamamlarsan 20, o zaman eğim açısı 20 derecedir. D3 doğrusunun eğim açısı 32 değildir. Şu. Şunun hepsi eğim açısı. X ekseniyle pozitif yönde yaptığı açı eğim açısıdır. Yani şurası. Dolayısıyla işte 180'den 32 çıkartırsın. 8. 148. Bunun eğim açısıdır. O yüzden hangileri doğru? 1 ve 2. Unutmayın. Eğim açısı x ekseniyle pozitif yönde yaptığı açıdır. Doğrunun eğimi doğrunun eğim açısının tanjant değerine. Sorduk zaten. Bir doğrunun eğimi doğrunun x ekseniyle pozitif yönde yaptığı açının tanjantına eşittir. Tanjantın karşılığı komşu olduğunu değerleri de vermiş. Şimdi buradan bulalım. Mesela en biri buluyorum. D1 doğrusu x eksenine kaç derece yapmış? 30. O zaman tanjant 30 eğimi, yani 1 bölü kök 3 diyeceksin. M2 ikinci doğru, bak şurası 90, tamam mı? Şurası 45, üçgen 180 tamam. Burası 45 ama bana bu açı lazım. Burası 135. O zaman tanjant 135 diyeceğim. Yani diyeceğiz eksi 1. M3 eşittir. X ekseniyle pozitif yönde yaptığı açı arkadaşlar. Bak mesela burası 30. Ama şu açı, x ekseniyle yaptığı açı bu. Kaç derece? 150 derece. O zaman tanjant 150. Ne eşit? Eksi tanjant 30'a eşit. Ya da eksi tanjant 30 1 bölü kök 3. Bütün olay bu. X ekseniyle pozitif yönde yaptığı açıyı bulacaksınız. Onu bulursanız eğim açısında bulursunuz. X eksenine paralel doğruların eğimi 0. X eksenine dik doğruların eğimi tanımsız. Bunu biliyoruz zaten. Az önce söylediğim olay 180'e tamamladığı zaman tanjant 60'ın eksilisi, yani tanjant 60 kök 3, tanjant 120 eksi kök 3. Tanjant 45 1, tanjant 35 eksi 1. Tanjant 30 1 bölü kök 3. Tanjant 150 eksi 1 bölü kök 3. Bu çok zor. Peki, zaten trigonometriyi yeni gördük. Buraya geldiğimizde D1 ve D2 doğrularının eksenleri kestiği nokta vermiş. Eğimlerinin toplamı. Bak, M1 eşittir diyeceksin. Değil mi? M1'i bulduk. M1 hangisi? Şu. X ekseniyle yaptığı açı. Gel şöyle yapalım. Maviyle çizmiş. Biz de maviyle yazalım. Belli olsun. Şimdi M1 doğrusu eşittir. X eksenine yaptığı açı şurası. Şunu alfa diyeceğim. Dolayısıyla tanjant alfa. Geniş açı mı, dar açı mı? Dar açı. Sadece H
Karşı bölü komşu. Karşısı kaç birim? 5 birim. Komşusu kaç birim? Bak şurası 6 birim. 5 bölü 6 birim. Biter. Artı. M2 eşittir. Bak şu. Şu açı eğim açısı. Tanjant tarifi analiz. Şimdi bu dik üçgen içinde olmadığı için ne yapacağım? Ben şuradaki açıyı kullanacağım. Şuraya beta diyorum o zaman. Sadece şunu yazacağım. Eksi tanjant beta. Neden? 180'e tamamladığım için. Zaten geniş açı olduğu için eksi olması gerekiyor. Tanjant beta'nı karşı bölü komşu. Eksi 4 bölü 5. İşte aradığımız eğimler. Şimdi iki noktası verilen doğrunun eğimini bulacağız, tamam mı? İki noktası verilen doğrunun eğimi. Hemen bakın şu bizim doğru, tamam mı? Doğru üzerinde iki nokta olsun. Şu A noktası x1'e y1, bu B noktası x2'ye y2. Şimdi doğrunun İki noktası biliniyorsa bu D doğrusu olsun. D doğrusunun eğimi olurken yani eğim eşittir. D doğrusunun eğimi olurken şunu yapacağız. Y2 eksi Y1 bölü X2 eksi X1. Yani yeter ki iki noktası belli olsun. Ben eğimi bulabilirim. Y2 eksi Y1 bölü X2 eksi X1 geliyor. Ha, neden derseniz şurada grafiği çizmiş. Mesela x1, y1 burası doğru olduğu için bunlar doğrusal, doğrusal olduğu için aynı nokta, aynı doğru üzerindedir. X2, y2 bak şurası x1, y1 burası x2, y2. Şimdi x ekseninde yaptığı açı tanjantına eğim diyeceğiniz için tanjant tarafı karşı bölü komşu. Biz bundan sonra eğim için ne diyeceğiz? Y2 doğrusu iki noktası verilmişse Y2 eksi Y1 bölü X2 eksi X1 bulacağız. Tamam mı? Bak başlayalım. Noktalarından geçen doğrunun eğimi. Yani şimdi şöyle düşün. Özür. Şu doğru doğru. Bu A noktası eksi 2'ye 3. Bu B noktası 1'e 4. Bunun birine x1, y1 dersem buna x2, y2 diyeceğim. Eğim eşittir. Y2 eksi y1 bölü x2 eksi x1 diyeceksiniz. Yani 4 eksi 3 bölü 1 eksi eksi 2. Yani 1 bölü 3. İşte doğrunun eğimi bu olacak. 1 bölü 3. Şimdi diyor ki noktalarından geçen doğrunun eğimi. Yani doğruyu veriyor. Tamam mı? Doğru üzerindeki noktaları da vermiş. İşte A noktası eksi 2'ye 4. B noktası 5'e m artı 2. Hatta doğrunun eğimini de vermiş. M de eşittir. Eksi 1 bölü 3. Demek ki geniş açı yapmış değil mi? X ekseniyle. Şimdi eğim eşittir ne diyeceğiz? Y2 eksi Y1 bölü X2 eksi X1 diyeceğiz. Şimdi yaz. Eksi 1 bölü 3 eşittir. M artı 2 eksi 4 bölü 5 eksi eksi 2 diyeceğiz. Buradan da işte eksi 1 bölü 3 eşittir deriz. M eksi 2 bölü kaç? 7. İşte dışarı yaparız. Eksi 7 eşittir 3M eksi 6. M buradan ne gelir? Eksi 1 bölü 3 mü gelir? Eksi 1, eksi 1 bölü 3, m de 7'dir deriz. Sadece formül
y2 eksi y1 bölü x2 eksi x1 diyeceğiz. Soru böyle gelirse, şimdi diyor ki, bu noktalar doğrusal demesinin sebebi bunların aynı doğru üzerinde. Bak, doğrusal diyorsa aynı doğru üzerinde demek. 2 artı işte b m artı 1'e 3 c. Bunların yeri böyle olmak zorunda değil. Ben sadece doğrusal olduğu için aynı doğru üzerindeler. Dolayısıyla diyeceksiniz ki a ile b arasındaki eğim, a ile c arasındaki eğim ya da b, c herhangi iki nokta aldığım zaman bulduğum eğim hepsi birbirine eşit olur. Yani a ile b'yi alırsam da, a ile c'yi alırsam da, b ile c hani iki noktası verilen doğru eğim diyoruz ya. Hangi iki noktayı alırsam alayım eğim aynı gelecek. Şimdi a, b'de hani burası x1, y1, burası x2, y2 olursa ne diyeceğim? 3 eksi 6 bölü m artı 1 eksi 2. A ile c'yi alırsam işte 4 eksi 6 bölü eksi 2 eksi 2. B ile c'yi alırsam 4 eksi 3 bölü eksi 2 eksi m artı 1. Hangisinde işler dışarı yaparsam yapayım sonuca giderim. Uzatmayalım. Şurada şurada bir işler dışarı yapalım. Önce şunu düzelteyim. Eksi 3 bölü m eksi 1 eşittir. Eksi 2 bölü eksi 4. İsterseniz sadeleştirin. Şuraya 1 bölü 2 deyin. Sonra işler dışarı yapın. Buradan m eksi 1 eşittir. Eksi 6 m eşittir. Eksi 5 gelecektir. Olay bu arkadaşlar. Yani doğrusal dediği zaman bunlar aynı doğru üzerinde diyeceksiniz ve herhangi ikisinde bulduğumuz eğim birbirine eşit olacak. Dolayısıyla AB arasındaki eğim, BC arasındaki eğim ve AC arasındaki eğim hepsi birbirine eşit olacak. Yedinci örnekte noktalarıyla üçgen oluşturulamadığına göre üçgen eşitsizliğini tutmuyor yani. O da değil. Üçgen oluşturmuyorsa yani şöyle değil. Yani herhangi ikisi doğrusal değil. Dolayısıyla yani şöyle şu şekilde olmuyor hiçbir zaman. Dolayısıyla ancak bunlar ne olur? Doğrusal olursa üçgen oluşturmaz. Sen buradan bunu alacaksın, anlayacaksın. Üçgen oluşturamadığına göre bu noktalar anladım hocam. Doğrusal olduğu için de ne diyeceksin? A ile B arasındaki eğim ya da A ile C arasındaki eğim ya da B ile C arasındaki eğim birbirine eşittir. Yani mesela A, B arasındaki eğim 1 eksi 4 bölü eksi 3 eksi K artı 2. A ile C arasındaki eğim eksi 3 eksi 4 bölü 4 eksi K artı 2. B ile C arasındaki eğim eksi 3 eksi 1 bölü 4 eksi eksi 3. Yani hepsinde eğim eşittir. Ne yapıyorum? Y2 eksi Y1 bölü x2 eksi x1. Yani y'lerin farkı bölü x'lerin farkı. Şimdi istediğimi kullanabilirim. Sanki son ikisini kullansam daha mantıklı gibi. O zaman eksi 7 bölü burası ne olacak? 2 eksi k olacak. Eşittir. Eksi 4 bölü burası 4 3 daha 7. İşler dışarı yapabilirim. Ne olur? Eksi 8 artı 4k eşittir. Eksi 49. 4k eşittir. Eksi 41. K eşittir. Eksi 41 bölü 4 olacak.